arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber karbonhidratların özelliklerine bakacağız. Peki karbonhidratlar neydi? Hatırlayalım hemen. Karbonhidratlar bizim organik bileşiklerimizden olan bir yapıydı arkadaşlar. Karbonhidrat nedir? Nasıl enerji verir? Hangi düzeyde enerji verir? Enerji verirken nasıl ve kaçıncı sırada kullanılır? Bunların hepsine tek tek bakacağız. Ama ilk etapta karbonhidratlara bir genel olarak bu tablomuzda bakalım. Biz karbonhidratları monosakkaritler, disakkaritler ve polisakkaritler olmak üzere 3'e ayırıyoruz. Mono tek demek, zaten altında da yazıyor, sakkarit de şeker demek. Monosakkaritler yani tek şekerliler, disakkaritler D2 demek yani iki şekerliler ve polisakkaritler yani çok şekerliler olmak üzere 3'e ayırıyoruz. Daha sonra monosakkaritleri de kendi içinde bir daha ayrım yapıyoruz. Bu da 5 karbonlular yani pentozlar ve 6 karbonlular yani heksozlar olmak üzere. Pentozlara ben bakacağım. Deoksiriboz ve riboz şekeri. 6 karbonlara bakacağım ben. Glikoz, galaktoz ve fruktoz şekeri. Disakkaritler maltoz, sükroz ve laktoz. Polisakkaritlerde nişasta, selüloz ve glikojen. Bunların detaylı açılımlarını bir sonraki kısımlarda zaten göreceğiz. Ama genel olarak karbonhidratlarla ilgili aklınızda kalacak, kalmasını istediğim bir formül var. Bu formül CN, H2N ve ON şeklinde. Bu karbonhidratların genel formülü. Peki N burada nedir arkadaşlar? N burada her zaman bana karbon sayısını verecek. Yani velhasılı kelam, bakın 5 karbonlu diyorsa pentozlara, demek ki işte C5, H10, O5 şeklinde olacak. 6 karbonlara bakınca da ben C6, H12, O6 şeklinde olacak. Bu gördüğünüz üstteki riboz şekeriydi. Deoksiriboz şekeri ise C5, H10, O4 şeklinde. Burada bir istisna var, deoksiriboz şeklinde. Bir oksijen eksik olarak bulunuyor. Şimdi monosakkaritlerle başlayalım. Monosakkaritlerin Türkçe açıklaması neydi arkadaşlar? Tek şekerli demekti. Karbonhidratların monomerleridir. Monomer ne demek? Monomer küçük demek. Yani hücre zarından direkt geçebilir anlamına gelmekte monosakkaritler. Şimdi sevgili arkadaşlar devam edelim. Sindirilmeden önce kana geçerler. Evet, çünkü yapılı oldukları için direkt şunu hücre zarı olarak düşünün. Direkt geçişi gerçekleştiriyorlar ve doğrudan kana geçiş gerçekleştiriyorlar. Suda çözünüyorlar. 5 karbonlu olanlarına pentoz, 6 karbonlu olanlarına ise ben heksoz adını veriyorum. Devam edelim şimdi. Pentozları da biraz önce bahsetmiştik. Neydi pentozlar? Hemen bakalım. Deoksiriboz şekeri ve riboz şekeri olmak üzere. Deoksiriboz şekeri DNA'nın yapısına katılıyor. Riboz şekeri ise RNA ve ATP'nin yapısına katılıyor. Şimdi normal standartlar içerisinde ben düşündüğümde karbonhidratlar enerji verici olarak kullanılırlar. Fakat şöyle bir istisnai durum var. Deoksiriboz şekeri de riboz şekeri de DNA gibi RNA gibi önemli olan yönetici moleküllerin yapısına katıldıkları için ne olacaktır? Bunlar enerji verici olarak, biraz yavaş yazıyorum, kullanılmazlar. Tekrar ediyorum, enerji verici olarak hiçbir şekilde kullanılmıyorlar arkadaşlar. Deoksiribozun ribozdan farkı bir oksijenin eksik olması. Şimdi biraz önce ben dedim ki C5, H10, O5'ti. Çünkü bunlar 5 karbonlardı ve bu riboz şekerinin formülü. Deoksiriboz şekerinin formülü ise C5, H10, O4 şeklindedir. Bu da deoksiriboz şekerinin formülü. Eğer ki mesela deoksiriboz şekerinin burası da 5 olsaydı, bunlar birbirinin aynısı oldu, farkındaysanız. Aynısı oldukları zaman izomer diyecektik. Ama bunlar birbirlerinden farklı oldukları için biz bunlara izomer değildir diyeceğiz. Peki hocam, izomer nedir? İzomer şudur sevgili arkadaşlar. İzomer dediğimiz şey kapalı formülleri aynı. Bakın şu bir kapalı formüldür. Kapalı formülleri aynı, açık formülleri farklı olan bileşiklere verilen isime biz izomer adını veriyoruz. Geldim heksozlara. Yani heksozlar neydi? 6 karbonlulardı. Yani velhasılı kelam CN, H2N, ON'e baktığımda ben en yerine kaç koyacağım? 6
karbonlu oldukları için 6 koyacağım. Bakın bunların üçünün formülü de C6, H12, O6 şeklinde nitelendiriyoruz. Yani belirtiyoruz arkadaşlar şimdi. Glikozla başlayalım. Glikoz her şeyin zaten sistemin bütün şekerlerini oluşturan glikoz arkadaşlar. Glikozun normalde Türkçesine biz üzüm şekeri diyoruz. Ve üzüm şekeri ve kan şekeri olarak da ne yapılıyor arkadaşlar biliniyor. Neden kan şekeri deniliyor? Çünkü kanda ölçülebilen şeker olduğu için ölçülür yazalım direkt. Kanda ölçülen şeker olduğu için biz glikoza ne diyoruz? Kan şekeri olarak da nitelendiriyoruz. Hücrelerin enerji kaynağı glikozdur bakın. Hücrelerin enerji kaynağı glikozdur. Diğerlerini net olarak enerji verici olarak kullanmıyorlar. Kullanamıyorlar daha doğrusu. Fotosentez tepkimesiyle oluşur. Fotosentez tepkimesi neydi? Karbondioksit artı su karşıya geçiyor ve ne oluyor? Glikoz artı oksijen. Bakın glikozumuz 6 karbonlu glikozumuz neyle oluştu? Fotosentez tepkimesiyle oluştu. Aynı zamanda kemosentez tepkimesiyle de oluşabilir arkadaşlar. Amino asit, yağ asidi ve diğer organik moleküllere dönüşebilir. Evet dönüşür. Şimdi bunun yapısında karbon, hidrojen, oksijen yok mu? Var. Mesela amino asitin yapısına bakalım. Karbon, hidrojen, oksijen bir de azot var. Bu glikoz giderken yoldan azotu alır. Bakın amino asit oldu. Aynı şekilde yağ asitlerine ya da diğer moleküllere de dönüşebilme özelliğine sahiptir. Bakın şimdi beyin hücrelerimiz bizim sadece glikozu enerji verici olarak kullanabiliyorlar. Tekrar ediyorum, beyin hücreleri sadece glikozu enerji kaynağı olarak kullanabiliyorlar. Ve sağlıklı bir insanda karnı açken bu kişi ortalama 70 ila 100 mililitre kanında bulunabilir. Tokken ise 140 mililitrenin altında olmalıdır. Yani üstü artık ne olacak? İşte şeker hastası gibi rahatsızlıklara neden olabiliyor. Kan şekerinin çok düşük ya da çok yüksek olması vücutta kalıcı hasarlara neden olabilir. Neden? Çünkü bahsettiğim hastalık neydi? Şeker hastalığı, yani diyabet adını veriyoruz. Glikoz disakkarit ve polisakkarit oluşumuna katılır. Şimdi disakkarit neydi? İki şekerli. Polisakkarit neydi? Çok şekerli. Glikozlar bir araya gelip disakkaritleri ve polisakkaritleri direkt olarak oluşumunu gerçekleştirebilir sayın arkadaşlar. Eğer glikozlar, onu şöyle şuraya yazalım. Eğer bir molekül glikoz gidip de bir protein ile birleşirse biz buna ne diyeceğiz? Glikoprotein adını vereceğiz şimdi. Bu bir. Eğer bir glikoz gidip de lipid ile birleşirse, ki lipid kimdir? Yağ. Bu sefer ben buna ne diyeceğim? Glikolipid adını vereceğim. Şimdi bu glikolipid ile glikoprotein sizin hücre zarında ciddi anlamda işinize yarayacak. Bakın tekrar ediyorum. Daha sonra hücre zarını anlattığımda glikolipid ve glikoprotein çok işinize yarayacak. Çok işimize yarayacak. Sorularda çok fazla karşımıza çıkacak. Peki ne olarak çıkacak karşımıza? Glikolipid de glikoprotein de canlının hücre zarına özgürlük ve ona ait özellikleri katıyor. Hücrelerin birbirlerini tanımasını sağlıyor glikolipid ile glikoprotein. Sıra galaktoza geldi. Galaktoz da bizim bir diğer 6 karbonlu kimimiz? Heksozlarımızdan. Galaktozun da yine aynı şekilde formülü C6, H12, O6 şeklinde. Galaktozlar süt şekerleridir. Ve süt şekerleri oldukları için nerede bulunuyorlar? Hayvanlarda yoğun olarak bulunuyorlar. Ve onun dışında bulunduğu yerlerde tabii ki de var. Şeker kamışı, sakız, reçinenin yapısında bulunmasına rağmen memeli sütünde de çok olması nedeniyle süt şekeri olarak kabul ediliyor. Yani bu şu demek, bitkilerde de bazılarında da var. Evet, ama hayvanların sütünde, yani memelilerde daha fazla bulunduğu için süt şekeri olarak nitelendiriyoruz galaktozu. Karaciğerde glikoza dönüşür. Şimdi atıyorum vücudumuza süt şekeri, yani galaktoz geldi. Kanda ölçülebilen bir değer olmadığı için galaktoz tıngır mıngır karaciğere geliyor kan yoluyla. Karaciğere gelip burada neye dönüşüyor? Glikoza dönüşüyor. Eğer vücudun glikoza ihtiyacı varsa dolanıyor. Eğer yoksa glikoz karaciğerde neye dönüşüyor? O da glikojene dönüşme işlemini gerçekleştiriyor.
galaktoz glikoz ile birleşince anne sütü olan laktozu oluşturuyorlar. Şimdi laktoz disakkarit, onu zaten biraz sonra işleyeceğiz. Bebeklerde galaktozu glikoza çeviren enzimin eksik olması, düzgün çalışmaması durumunda galaktoz birikir. Fazla galaktoz birikimi ise vücuda ne yapıyor arkadaşlar? Olumsuz etkiler oluşuyor. Zaten şimdi şöyle düşündüğümüzde şekerler normalde de fazlası zarar. Bunu sadece galaktoz olarak görmeyelim. Geldim meyve şekerine. Meyve şekeri daha fazla bitkilerde bulunuyor. Adı üstünde meyve şekeri diyoruz. Ve meyve şekeri de tıpkı galaktoz gibi vücuda alındıktan sonra fruktoz geliyor, karaciğere geliyor ve karaciğerde neye dönüştürülüyor? Glikoza dönüşme işlemini gerçekleştiriyor. Fruktoz da yine C6H12O6 olarak nitelendiriyoruz. Onun dışında şöyle şurada U yok, şu şekilde olacak. En tatlı şekerdir. Yani glikoz, galaktoz ve fruktoz arasında ben karşılaştırdığımda en tatlı şeker fruktoz olarak biliyoruz. Meşrubat ve işlenmiş gıdalarda bulunuyor ve fruktoz ve glikozun karışımı olarak da karşımıza ne çıkacak? Sükroz olarak çıkacak. Geldim disakkaritlere. Şimdi disakkaritler çok önemli. Çünkü disakkaritler aslında şu demek. Mono S yazalım. Monosakkarit artı monosakkarit eşittir. Kimdir? Disakkariti meydana getiriyor. Bu bir kere cepte. Peki benim disakkaritlerim kim? Benim disakkaritlerim maltoz, sükroz, laktoz. Bunlar benim disakkarit olarak nitelendirdiklerim. Maltoz arpa şekeri olarak adlandırılıyor. Peki nasıl arpa şekeri olarak adlandırıyor? Maltozu biz glikoz artı glikozu birleştiriyoruz. Karşılığında ne oluşuyor? Maltoz artı N eksi 1 kadar su oluşuyor. Hocam N eksi 1 ne ya? O N eksi 1 nereden çıktı diyeceksiniz değil mi? Yani her seferinde yeni bir şey öğreniyoruz. Bakın N eksi 1 şuradan çıktı. Hücrede biyokimyasal tepkimede ne kadar monomer madde giriyorsa onun bir tane eksiği kadar su açığa çıkıyor. Şimdi bakın 1 glikoz 2 glikoz girdi. O zaman kaç su açığa çıkar aslında? 1. Yani şurayı 2-1 yaptığımda ne oluyor? N2 yani glikoz sayısı ve maltoz oluşuyor. Bu zaten bir ne tepkimesi sevgili arkadaşlar? Dehidrasyon tepkimesi. Devam ediyorum. İçerisinde sükroz bol miktarda bulunduğu için çay şekeri diye nitelendiriyorum. Kimi? Sükrozu nitelendiriyorum arkadaşlar. Şeker kamışında, şeker pancarında ve havuçta yoğun olarak bulunuyor. Monomeri ise glikoz ve fruktoz olarak biliyoruz. Yani diyor ki bana ben molekül olarak glikozu ve onunla birlikte bir de kimi kullanıyorum? Fruktozu. Karşılığında kimi elde ediyormuşum? Sükroz artı yine N-1 kadar suyu elde ediyorum. Sükroz buradaki disakkarittir. Bakın disakkaritler hücre zarından direkt olarak geçemezler. Ama monosakkaritler hücre zarından direkt olarak geçebilirler arkadaşlar. Laktoza geldim. Laktoz da süt şekeridir. Nasıl süt şekeridir? Memeli hayvanların süt salgısının içinde bol miktarda bulunuyor. Çok yoğun olarak bulunabiliyor. Monomerleri ise glikoz ve galaktoz. Yani diyor ki ben glikozu ve galaktozu birleştiriyorum. Karşılığında laktoz artı N-1 kadar ne oluşturuyorum? Suyu meydana getiriyorum arkadaşlar. Bunlar birbirlerine bağlanırlarken, yani monomerler birbirlerine, karbonhidratlar da bağlanırken glikozit bağı ile bağlanırlar. Tekrar ediyorum. Bunlar birbirlerine bağlanırlarken glikozit bağı olarak bağlanırlar. Şimdi maltoza bakın. Mesela glikoz artı glikoz. Bakın şu OH'lardan birleştiriyor ve yapıyı meydana getiriyor. Bakın su da açığa çıkmış. Glikozla fruktozu birleştirmiş. Glikozla galaktozu birleştirmiş ve en sonunda her zaman ne açığa çıkmış? Su açığa çıkmış arkadaşlar. Evet, şimdi disakkaritleri biraz önce de belirtmiştik biz. Dehidrasyon tepkimeleriyle oluşuyorlar. Şimdi bunlar dehidrasyon tepkimesiyle oluşuyorsa sevgili arkadaşlar kesinlikle suyun ne yapılıyor arkadaşlar? Suyun çıkışı net olarak gözleniyor. Bu bir.
ve bunlar hidroliz tepkimeleriyle de ne yapıyorlar? Parçalanıyorlar. Neye parçalanıyorlar? Tabii ki de monomerlerine. Dehidrasyon tepkimesi gerçekleşirken dehidrasyon tepkimesinde ne oluyordu? ATP harcanır ve dehidrasyon tepkimeleri sadece nerede gerçekleşecek? Hücrenin içerisinde. Ama hidroliz tepkimeleri öyle mi? Hidroliz tepkimelerinde herhangi bir ATP harcanması söz konusu değil. Üstelik hem hücre içinde hem de hücre dışında görülebiliyor. Dehidrasyon tepkimesi yaptık. Disakkaritleri birleştirdik. Peki ben bunları hangi bağ ile bağlıyorum? Biraz önce de belirtmiştim. Glikozit bağı ile birbirlerine bağlıyorum. Tekrar ediyorum. Ben bunları birbirlerine glikozit bağı ile bağlıyorum. Ve her bağın olduğu yerden bir molekül su açığa çıkarıyorum. Yani şöyle düşünelim. Atıyorum. Diyelim ki X monomer, bu X de monomer, şu X de monomer, şu X de monomer. Şimdi bunları birbirlerine bağlıyorum. Bakın bu birinci bağ, bu ikinci bağ, şu da üçüncü bağ. Sonra ben bunları karşıya geçirdim. Ne oldu bakın? 4 tane X meydana geldi. Artı N eksi 1 kadar da ne oluşacak? Su oluşacak tabii ki de. Şimdi burada N nedir? Monomer sayısı yani 1, 2, 3 ve 4. 4 eksi 1'den kaç tane su oluşmuş? 3 tane su oluşuyor. Bitmedi. Peki buradaki bağ sayısı kaç? Şimdi ben buradaki bağ sayısını neye göre belirliyorum? Her iki tanesinin arasındaki bir bağ. Bakın 2 oldu, 3 oldu. Fark ettiniz mi? Bağ sayısı su sayısına nedir? Eşittir. Çünkü her bağın oluştuğu yerden bir molekül su açığa çıkıyor arkadaşlar. Geldim çeşitlerine. Bakın bu tarz sorular karşınıza kesin çıkacaktır. Şimdi maltoza dedim ki ben glikoz artı glikozdan oluşur. Öyle değil mi? Maltoz glikoz artı glikozdan oluşuyorsa bakın siz bunu isimlendireceksiniz. Yani glikozlara A diyorsanız maltoz iki tane A'dan oluşur. Ya da maltozların hepsi A'dır. Öyle değil mi? Bulunduğu hücre ise bitki hücresidir. Sükroza geldiğimde ben zaten glikoza A demiştim. Fruktoz da B oluversin. Laktoz artı galaktoza bak. Glikoz artı galaktoza baktığımda ben buna zaten A demiştim. Şu da C olsun diyoruz. Laktoz yani glikoz artı galaktoza ben baktığımda sevgili arkadaşlar hayvan hücresinin içerisinde bulunuyor. Şimdi disakkaritler polimerdi. Biraz önce de belirtmiştim zaten. Polimer oldukları için de hücre zarından geçemezler. Yani hücre zarından geçebilmeleri için sindirime ihtiyaçları var ya da parçalanmaya ihtiyaçları bulunuyor arkadaşlar. Disakkaritler suda kolay çözülebilir ve tatlıdırlar. Zaten şekerler birleştiği için tatlı olmaları gayet de normal bir durum. Geldim polisakkaritlere. Sevgili arkadaşlar, polisakkaritler de yine monosakkaritlerin bir araya gelmesiyle oluşur. Monosakkaritler dehidrasyon tepkimesini gerçekleştirir. Polisakkaritler ve N-1 kadar su oluşur. Yani şöyle düşünün. Şurada 100 tane monosakkarit varsa burada su miktarı kaçtır? Buradaki su miktarımız bizim 99'dur. Çünkü monomer eksi 1 eşittir su sayısını verecektir. Şimdi geldim polisakkaritlerin tablosuna. Polisakkaritler nişasta, selüloz, glikojen ve kitin olarak ayırıyoruz biz. Nişasta konum olarak bitkide bulunuyor. Selüloz konum olarak bitkide bulunuyor. Glikojen konum olarak hayvanda, mantarda, bakteride ve arkede bulunuyor. Kitin hayvanda ve mantarda bulunuyor. Şimdi konumlarını buldum. Peki görevlerine geliyorum. Nişasta depo polisakkarit olarak görev yapar. Selüloz yapı polisakkarit olarak görev yapar ve hücre duvarının yapısına katılır. Glikojen depo polisakkarit olarak görev yapar. Kitin ise yapı polisakkarittir ve hücrelerin, böceklerin dış iskeletini oluşturur. Mantarlarda kitin yapı polisakkarittir ve hücre duvarının yapısını oluşturuyor. Şimdi ben baktığımda polisakkaritleri birbirinden ayıran nedir? Net bir şekilde bunların birbirlerinin ayrılmasının en önemli şekli farklı şekilde bağlanmaları. Yani şöyle düşünün. 500 tane glikoz var. Her bir araya gelen 500 tane glikoz nişasta mı? Ya da her bir araya gelen 500 tane glikoz glikojen mi?
Benim bunu ayırt etmem lazım. Benim bunu bilmem lazım. Ben bunu nasıl bilebilirim? Bağlanma şekilleri farklı oldukları için her molekül farklıdır arkadaşlar. Şimdi nişasta ile başlayalım. Bakın nişasta bitkilerde fotosentez ürettikleri, yani nerede bulunuyormuş, benim için ilk bu önemliydi. Konum olarak bulunduğu yer bitkidir ve nişasta fazla glikozun depolanması şekline biz nişasta diyoruz. Yani bitki fotosentez yaptı, fazladan glikoz açığa çıktı, bunu ne yapıyor, nişasta olarak depo ediyor. Peki nerede depo ediyor? Lökoplastta depo ediyor. Nişasta hayvan hücrelerinde sindirilir, glikoza çevrilir, sonra hücre içine alınır. Neden glikoza çevrilir diyorum? Çünkü arkadaşlar nişastanın kökeninde yatan kimdir? Tabii ki de parçalandığında açığa çıkacak olan sadece glikozdur. O yüzden glikozun fazlası ne yapılıyor? Depo ediliyor. Ama hayvan hücrelerinde nişasta şak diye hücrenin içine giremiyor. Neden? Şöyle düşünün şimdi. Şurasını hayvan hücresi düşünün. Bu nişasta gelip buradan geçemez. Neden? Çünkü polimer yapıda. Neden? Çünkü büyük molekül. Bu nişastanın ne yapılması lazım? Nişastanın glikoza doğru kadar çevrilir. Daha sonra bu glikoz elini kolunu sallayarak rahatça hücrenin içine girişi gerçekleştirebilir. Ve bu yüzden de hayvan hücrelerinde nişasta kesinlikle bulunmaz. Şimdi geldim glikojene sevgili arkadaşlar. Glikojen ise bakteride, arkede, mantarda ve hayvan hücrelerinde bulunuyor. Ve glikojen olarak depo ediliyor. Eğer burası bir hayvan hücresi olsaydı karaciğerde ve kaslarda depo edilecekti. Hayvan hücresi dışındakilerde yine depo edilebiliyor. Glikojen hayvan hücresinin içinde bulunabilir. Çünkü hayvanlara ait bir nedir arkadaşlar? Şeker tipidir diyoruz. Eğer diyelim ki işte vücudun glikoza ihtiyacı var. Ne olacak glikoza ihtiyacı varsa? Karaciğerdeki glikojen tekrardan glikoza dönüşecek ve glikoz böylelikle kullanılmış olacak. Yani velhasılı kelam, ben karaciğerde depo halde bulunan glikojeni neye çeviriyorum? Glikoza çeviriyorum. Nerede gerçekleşecek bu olay? Deposu da karaciğerde, kendisi de yine karaciğerde gerçekleşecek. Kastaki glikojen ise glikoza dönüştüğünde glikoz sadece kas faaliyetlerinde kullanılır. Şimdi diyelim ki benim kasımda yine glikojen var ve bu glikojeni ben kas için parçaladım ve glikoza çevirdim. Siz tutup bu glikozu kan hücresinde kullanamazsınız. Ya da siz tutup bunu işte kemiklerim hareket edecek, ya ben bir kemik hücresinde kullanayım diyemezsiniz. Bakın bu kasa ait. Ama karaciğerde bulunan glikojeni parçalayın, alabildiğine kullanın. Kimse size hiçbir şey söyleyemez arkadaşlar. Karaciğerdeki glikojen açlık durumunda bir günde tüketilir diye ek bilgimizi de verdikten sonra seliloza geçelim. Seliloz öncelikle konum olarak bakacak olursak bulunduğu yer bitkilerin hücre duvarıdır. Yani bitkilerin hücre duvarının yapısını oluşturuyor. Yani o klasik şekil var ya, işte şu böyle hafif dikdörtgenli eğimli şekil. En dışta bulunan nedir? HD yazıyorum, hücre duvarı. En içte bulunan kimdir? HZ yazıyorum, yani hücre zarı. Şimdi hücre duvarı polisakkarit yapıdadır ve hücre duvarındaki o polisakkarit, yani selüloz yapının içinde tamamen bulunan şey glikozdur. Nişasta da parçalandığında full glikoz çıkar. Glikojen de parçalandığında full glikoz çıkar. Selüloz da parçalandığında full glikoz çıkacaktır. Ve yeryüzünde en fazla bulunan polisakkarit selülozdur. Bunu unutmuyoruz. Selüloz sentezi bitkilerde hücre zarında gerçekleşir. Neden? Çünkü glikoz olduğu için, bitkide bulunduğu için de bitki kendi glikozunu, yani kendi besinini kendi sentezlediği için hücre zarında gerçekleşir. Glikozlar selülozu oluştururken ipliksi yapılar, yani böyle fibril gibi tel tel yapılar meydana getiriyorlar. Ve selüloz hem kağıdın hem de pamuğun ham maddesi olarak kullanılıyor. İnsanlar selülozu sindiremezler. Bizler selülozlu besin tükettiğimizde olduğu gibi dışarıya atıyoruz. Neden? Çünkü biz bunu sindirme işlemini gerçekleştiremiyoruz. Ama bazı hayvanlarda bağırsaklarında selüloz sindirici enzimler bulunuyor. Hatta bunlar bu yüzden dolayı mutualist yaşıyorlar. Onlar selülozu sindiriyor. O da işte canlının yapısındaki besinden faydalanıyor.
otçul hayvanların bağırsaklarıymış. Bakteriler sayesinde selülozun sindirimi gerçekleşiyor. Geldim kitine. Bakın biz kitini de parçaladığımızda en çok açığa çıkacak olan glikozdur. Ama ek olarak bir de kitine biz kimi ekliyoruz? Azotu ekliyoruz. Yani biz kitini parçaladığımızda sadece glikoz değil, onunla beraber bir de azotu göreceğiz. Peki kitin nerede bulunuyor? Kitin böceklerde bulunuyor ve bu kitin böceklerin dış iskeletinde bulunuyor. Onun dışında kitin mantarlarda bulunuyor. Mantarlarda ise nerede bulunuyor? En dış kısmında mantarların hücre duvarının yapısını oluşturuyor. Ayrıca kitin ameliyathanelerde ameliyat ipliği olarak kullanılıyor. Çünkü yumuşak ve esnek bir madde. Onun dışında ameliyatlarda kullanılan kitin dokuda çözündüğünden dikişin alınmasına gerek kalınmıyor. İşte dikişlerin alınacak mı alınmayacak mı mevzuları vesaire hepsi buradan geliyor. Tekrar söyleyelim, biraz önce de söylemiştim, insanlar selülozu sindiremiyorlar. Ve selülozu sindiremedikleri için de ne yapıyorlar? Tamamını dışarı atıyorlar. Şekerlerin tatlılık derecelerine baktığımızda en fazla tatlılık derecesine baktığımızda sükroz. Hemen daha doğrusu sükrozdan önce pardon fruktoz. Böyle bir yazalım fruktoz için. Hemen 2 numarada sükroz. 3 numarada 74 ile glukoz. Hemen aşağı doğru iniyoruz. Maltozla galaktoz. Aynı sıralamada en az ise nedir? Süt şekeri olan laktoz bulunmaktadır. O yüzden sükrozdan ve fruktozdan olabildiğince uzak duruyoruz. Şimdi geldik bunların suda çözünür çözünmez meselelerine. Ya işte az mı çözünür, çok mu çözünür falan filan. Fruktoz bir kere iyi çözünüyor. Çok iyi çözünür. Glikoz yine aynı şekilde çok iyi çözünür ve sükroz. Bunlar zaten çözünen elemanlar direkt kafadan. Maltoza geldiğimizde orta halli bir çözünme mevcuttur. Laktoz zaten yavaş çözünüyor. Nişasta direkt çözünmez. Çözünme işlemi yok. Selüloz da yine aynı şekilde nişastayla birlikte olduğu için çözünmüyor. Çünkü bunlar bitkinin temel taşını oluşturan iki etmen. Glikojen ise suda çözünür ama çok yavaş çözünme işlemini gerçekleştirir. Şimdi karbonhidratlar vücudumuza nasıl alınıyor? Yaklaşık günlük alınan besinin %50'si yani %60'ı neymiş? Karbonhidrat. Eğer ben bir günde 300 gram karbonhidrat alırsam 160 gram nişasta, 120 gram sakkaroz, 30 gram laktoz, 10 gram ise glikozla fruktozu almış oluyorum. Bu yüzden de biz bu tarz şeylerde hani nasıl beslendiğimize yine de ya çok az yiyoruz diyoruz ama aslında nasıl beslendiğimize çok ama çok dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Ve geldim son olarak açken ve tokken kan şekerine. Açken 50 ile 70 arasında oluyor ve hipoglisemi adını veriyoruz. Yine 70 ile 100 normal, 100 ile 125 ise gizli şeker olarak, şeker hastalığı olarak karşımıza çıkıyor. Topluluk kan şekerine ben bakacak olursam, tokluk özür diliyorum. 100-140'da normal derecede, 140'dan daha fazlası gizli şeker, 200 ise artık diyabet yani şeker hastalığı olarak nitelendiriyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.